Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı videosuyla sizler birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar birinci konumuz neydi? Permütasyon sıralamaydı. Permütasyonda başlayalım. Öncelikle permütasyonun bir kuralı vardı. Kural neydi arkadaşlar? n'in r'li permütasyonu yapıyorsan n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel diyorduk. Peki permütasyonda n eksi r faktöriyel diyorsam ama ben bunu sana kısa yolunu söylemiştim. Kısa yolu neydi arkadaşım bunun? Kısa yolu mesela bir tane yapalım. N'in 5'in üçlüsü derse bana ne yapacaktım? 5'ten başlayarak geriye doğru 3 tane gidecektim. İşte bu kuralı değil. Genellikle biz bunu uyguluyorduk. Ama illa kural soruları soruluyorsa bunu da uygulayabilirsin. Böyle alışmış arkadaşlar varsa onu da kullanabilirlerdi. Hemen sonrasında bakın bunları kesinlikle çok iyi bilmem lazım demiştim. Neydi o? Enin enlisi permütasyonda enin enlisi demek. En tane sayıyı yan yana enini de yaz demek. E çarpımı nedir bunların? En faktöriyel demekti. Çünkü mesela 5'in 5'isine bakarsan 5, 4, 3, 2, 1. Bunları yan yana yazarsan ne olacak arkadaşım? Bunlar da çarpımları 5 faktöriyel olmuş olacak. Çok kritik bir kural vardı. N'in sıfırlısı neydi? N'in sıfırlısı 1'di. Onu da kuraldan rahatlıkla öğreniyordum. Ama gerek yok. Biz bunu ezberden bilelim. Mesela 3'ün sıfırlısı ne? 1 olduğunu bilmek zorundasın. Bilmelisin diyorum. Peki N'in birlisi neydi? Zaten N'in birlisi permütasyonda da kombinasyonda neydi? N'di dedim. Ve N'den başladım. E bir tane yazdım. Ne demek bu? N demek olduğunu biliyorum artık. Peki permütasyon ne demekti arkadaşım? Bak başlıklara bile yazdım. Neydi? Sıralamaydı. O zaman sıra ultra mega süper sonik önemliydi. İşte ultra mega önemliydi. Bunu sakın kaçırma. Bak permütasyonda önemli, kombinasyonda değil. Sıkıntı yok. Ama permütasyonda çok 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 önemli. Bir de ne vardı? Tekrarlı permütasyon vardı. Yani sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsa A A A B B C ya bunlar özdeş genellikle özdeş yazıyorsa tekrarlı permütasyon olduğunu bileceksin demiştik. Peki kaç tanesi aynı? 3 tanesi. Sen bu gibi sorularda tekrarlı permütasyonlarda yapacağın şey şu arkadaşım. Tekrarlı permütasyonlarda sen ilk başta genel şartına bakıyorsun. Normalde burada kaç sayı var? 6. Kaç harf var? 6. Sayı da olabilir, harf de olabilir. Sen bu sayıları normalde koşulsuz, şartsız 6 faktöriyel sıraya girerler diyeceksin. Ve sonrasında da diyeceksin ki Bunlardan 3'ü birbirinin aynısıysa bunların birbirleri arasında yer değiştirme kuralı nedir? 3 faktöriyeldir. Ama artık o üç faktöriyel yok. O zaman ne yapıyorsun? Böyle olarak yazıyorsun. Peki 2B, iki, iki tane B yer değiştirme ihtimalleri ortadan kalktı. Ne yaptın? Bölü 2 yaptın. Sen yukarıya normal şartların neyse onu yazıyorsun. Mesela sonra sıfır geldi, başa sıfır geldi. İşte beşe bölünme istedi. Üçe. Bak o kuralları ilk önce bir sen genel yazacaksın. Genel o kuralları uygulayıp üstte genel halini yazacaksın. Altta da tekrar edenleri ne yapacaksın? Böleceksin dedim. Kaç tane tekrar ediyor? 3. O zaman 3 faktöriyeli böleceksin. 2 kere 2 faktöriyeli böleceksin. Dikkat, dikkat, dikkat. Bakın permütasyon çarpma ve toplama yoluyla sıralama da vardı. Orada da önemliydi. Sıralama yaparken ortak durum varsa, hocam ortak durum nedir? Mesela çift sayı diyorsa ve sayıların içinde sıfır varsa sıfır başa gelemeyeceği için o yüzden sıfır sona gelebileceği için ortak durum varsa mesela beşe bölünme kuralları beşe bölünme kuralı son basamak sıfır ya da beş olacaktı birler basamağı ama derse ki sana sırala derse kaç tane sayı yazılır derse sıfır başa gelemeyeceği için o zaman ne yapıyorsan ortak durum varsa ayrılarak yapıp sonra toplayacaksın ne yapacaksın sıfırı ayrı bir pozisyona koyacaksın beşe bölünmede 5'i ayrı bir pozisyona koyacaksın. Sonra araya kocaman bir artı ekledin mi bu iş bitmiştir. Unutma 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 neyi unutma sıfır hiçbir zaman sayının başına gelmez. Bu soruları sorarlar ve atlarsın patlarsın bunu unutmayacaksın dedik. Permütasyon böyleydi arkadaşım. Yapman gereken sıra önemli. Tekrarlı permütasyonda bütün durumu yukarı yaz. Aşağıda da tekrar edenleri böl. Birazdan sorularda göstereceğim. Rahat ol. Kuralı bilsen olur ama pratik yöntemi de unutma ve de iki durum varsa ayır. Ortak durum varsa ayır ve ona göre de yap. Kombinasyona geldim. Kombinasyon neydi? Seçmeydi seçme. Onun bunun arasından oradan buradan seçeceksin. Peki seçmede sıralama önemli midir? Hiçbir şekilde önemli değildir. O zaman sıralama önemli değilse bak sıra ve sıralama önemli değildir. Ve kombinasyonda sıra önemli değilse o zaman sanki bunu en böyle R faktöriyeli bölmüş gibi düşünebilirsin. O zaman kombinasyonun formülü bakın kombinasyonun formülü sanki permütasyona benziyor. Sadece ne var? Bölü R faktöriyel var. O zaman şöyle söyleyebilir miyim arkadaşım? Bak bu arada şu gösterge nedir? Kombinasyon göstergesidir. Permütasyonda böyle bir şey yok. Permütasyon sadece P parantez olarak gösterilir. Kombinasyon hem C parantez olarak gösterilir hem de nedir? Sadece böyle dikey bir şekilde de yazılabilir. Bak sana bir şey söyleyeyim. Adam mesela B pardon B ne ya? C kombinasyon 5'in üçlüsü derse sen bak bunu adam sana şöyle de gösterebilir. Sen neyi bileceksin arkadaşım? Şunu bileceksin. Bu çok önemli. O da şu. Sen bunları normalde permütasyonda 5, 4, 3 diye yazıyordun ya. İşte şimdi aşağıda bir de 3 faktöriyel. 3, 2, 1 var. Yani sen bu 5 sayısını 3 tane aç aşağıda da 3 faktöriyel yaz. Birden de 3 tane aç. Mesela başka ne diyelim 7'nin ikilisi diyelim bak ne yapacaksın? 7'nin ikilisi kombinasyon. 7'yi 2 tane aç aşağıdan da birden başla 2 tane aç. Olay bu kadar basit. Pratik yöntem aklında kalsın. Kombinasyonda enin ellisi bak en kişiden eni alma durumum kaç tanedir? en kişiden enini de alacağım. Bir durum vardır. Başka şansın yoktur. Peki en kişiden hiç almayacaksın. Öyle bir durum var mı? Var. O da nedir? Yine boş kümedir. O da bir ihtimaldir. Onu da bir kere aldın. Peki hocam enin birlisi ne demek? En kişiden bir 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 alacaksın. Ne demek bu? En tane durum var dedin ve bunu da unutmadın. Permitasyonu bu kurallar permitasyonda yok ama kombinasyonun çok önemli bir kuralı var. Bak yine söylüyorum. Bu kural permütasyonda yok ama kombinasyonda çok önemli bir kural var. N'in reylisi, N'in en eksi eşit. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum bak. 9'un 7'lisini sorarsa adam sana. Bu ne biçim 9? 9'un 7'lisini sorarsa daha da berbat oldu. Neyse siyahla üstünden geçeyim. <laughs> işte bu güzel oldu. 9'un 7'lisini sorarsa sana. Hocam 9'dan 9, 8, 7 nokta nokta bölü 1 yazmayacaksın. Çünkü 9'un 7'lisiyle 9, 9'dan 7 çıkar. 9'un ikilisi birbirine eşittir. O zaman kombinasyon çok büyük rahatlık var. Ne var? Büyük sayılar gelirse sen onu üsttekine tamamlar şekilde yazdığında bunlar birbirine eşittir. Bak ne güzel ya. 9'un ikilisini bulmak kolay değil mi arkadaşım? 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. Hop hop gitti. Burası 4. O zaman ne oldu? 36 oldu. Yoksa kim uğraşacak 9'dan 7 tane yazarak yazacaksın. Aşağıda birden başlayıp 1 tane yazacaksın. Hikaye öyle bir şey yok. Pratik var, bilgi var. Bilgi erdemdir, bilmen lazım. Geçtim. Bir de burayı ben sana nerede göstermiştim? Bak videolarımızı çok iyi takip ediyorsan akışı iyi biliyorsundur. Ben demiştim ki kombinasyon kurallarında bunu bil ama bekle, sakin ol. Nereden geldiğini anlatacağım, daha iyi öğreneceksin demiştim. Ben bunu Pascal üçgeninde anlatmıştım sana. Pascal üçgeninde daha iyi anlamıştık. Ama bir kere daha söyleyelim. Enin reylisi enin R re artı birlisi. Bak üstler aynıyken aşağıyı bir arttırdığında bu üst artarken üstü de bir arttırıyor. Pascal üçgeninde bu vardı işte. Pascal üçgeninde mesela şöyle bir şey vardı. 1, 2, 1 1, 3, 3, 1 Buradaki aslında şu dediğim 2 iki neydi? 2'nin birlisiydi. E buradaki neydi? 2'nin sıfırlısıydı. Bunlar birleşince nereyi veriyordu? Bakın 3'ün birlisini veriyordu. İşte bu kural nereden geliyordu? Kombinasyondan geliyordu. Hatta birazdan bir kere daha göstereyim. Unutmazsam dediğim. Bu kural önemli miydi? Evet işlem sorabilir hocam. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı verir. 3'er puan, 3'er puan, 4'er puan olabilir. O zaman nereden baksan 4 puanlık soruya bunu koyabilir. Mesela 3 puanlık soruya da şöyle basit bir işlem koyabilir. Bunları bilmelisin arkadaşım. Dedim geçtim. Ve de kombinasyon arkadaşlar alt küme ile birebir eşleşme de kombinasyona ben alt kümede diyebilirim. Mesela 9 elemanlı bir kümeden 2 tanesini seçeceksem, iki tanesini seçeceksem ya da alacaksam demek, seçeceksem demek aynı şey. O zaman 9 taneden iki tanesini seçmek kombinasyon ya da alt küme diyebilirim. 9 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümesi demek 9 elemandan herhangi ikisini seç demek. İkililer alıyorum. O ikililer nedir? Kombinasyondur. Geçtim en az kelimesi geçerse bir soruda bakın benden size tavsiye matematik hayatınızda en az kelimesini gördün mü yüzde doksan bak orana bak orana keşke bu oranı olasılıkta söyleseydim olasılık yüzde doksan sana bütünden istenmeyeni çıkar diyordur bütünden istenmeyeni çıkarırsan isteneni bulursun sen o zaman ne diyorum en az kelimesini geçen sorularda Diğer durum az ise tamamından çıkarma yapılır. Kim? Diğer durum tamamından çıkarılır ve istenen durum ortaya çıkar. İşte kombinasyonda içinden geçtik. Kombinasyonda seçme önemliydi. Permütasyonda sıralamaydı. Kurallar birbirine benziyordu ama karıştırmaman gerekiyordu. Ayrımını da söyledim ve nereye geçtim? Pascal üçgenine geçtim. Pascal üçgeni ve binom açılımı bizim üçüncü kısmımızdı. Aslında başta bir de Çarpma ve toplama vardı ama orası kolaydı. Sanki permütasyona kaymıştı. O yüzden o kısmı geçtim. Toplama çarpma yoluyla sayma yöntemi vardı. O kısmı atladım. Orası permütasyona kaydı. Permütasyon vardı, 1, 2 kombinasyon vardı, 3 Üç, Pascal üçgeni ve binom açılımı diye bir bölümümüz vardı. Pascal üçgeni neydi? Aynı zamanda Hayyam üçgeni deniyordu. Çünkü aslında Müslüman bilgin Ömer Anyan bunu yıllar önce bulmuştu ama Batı bizden aldığı için ve biz sahiplenemediğimiz için ne yaptı? Aldı sana bunu paskal üçgeni diye önümüze koydu. Tamam neyse tarihte hayıflanmayı bırakalım. Biz çalışıp başarılı olalım. Yeniden inşallah en yükseklere çıkalım dedim geçtim. Sosyal mesajımızı da verdik. Geçtik. Paskal üçgeni neydi? Bir 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 başlarda bir olmak üzere üstlerdekilerin böyle toplanarak bir araya gelmesini oluşan üçgene paskal üçgeni diyorum. Pascal üçgeninin bana sağladığı şey neydi? Binom açılımının kas sayılarıydı bunlar. Peki Pascal üçgeni hocam başka nasıl yazılıyordu? Bak bu neydi? Sıfırın sıfırlısı. Bu neydi? Birin sıfırlısı. Birin birlisi. Bu neydi? İkinin sıfırlısı. İkinin birlisi. İkinin ikilisi. Başa geldim. Şurada yer kalmadığı için biraz daha düzgün yazayım. Üçün sıfırlısı. Üçün birlisi. Üçün ikili kombinasyonu. Üçün. Üçlü kombinasyonu. Aa, Pascal üçgeni. Binoma yarıyor. Binomdaki kas Pascal'dan geliyor. Pascal'daki sayılar kombinasyon sıralamasıydı. Üssün senin 5 o zaman buradaki 5 ile başlayan 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü, 5'in beşlisi. Yani 6 elemanlı bir açılım gelecek. Hocam 5 dedin 6 diyorsun. Bak ne demiştik? 5'in sıfırlısından başladığın için 5'in 5'lisi ne kadardı? 5 tane var. O zaman ne oldu sana? 6 elemanlı bir açılım oldu. Eleman sayısını sorabilir mi? Sorar. Eleman sayısı neydi arkadaşım? Bak. Ben buraya yazmadım. Neden? Daha doğrusu eleman sayısı derken terim sayısından bahsediyorum. Pascal üçgenindeki eleman sayısı ya da terim sayısını sorabilir. O zaman o nedir? Mesela 5. kademedeki açılım için ne olacak? 6 tane. Yani üssü senin 7 ise 8 tane terim vardır diyeceksin. Dedim geçtim. Peki biraz önce söylediğimiz neydi? Bakın 3'ün üçün 1'lisi, 3'üncüsü, üçün 4'ün sıfırlısı, 4'ün 1'lisi 4'ün ikisine denk geldi. Bir kere daha gösteriyorum. Şu özdeşlik vardı ya özdeşlik. 3'ün 1'lisi, 3'ün ikilisi çaprazlamasına toplandı. Kimi verdi? 4'ün ikisini. Bak bakalım evladım 4'ün ikilisi oldu mu? 3 3 1 2. Bu kendini muhafaza ederken bu da yine modaya uydu. bir arttı dedim. İşte bunlar nereden geliyordu? Bunlar bana Pascal üçgeninden geliyordu. Kombinasyondaki kuralımımdı. Artık Pascal üçgeni muhabbetini bırakalım. Nereye gidelim? Bizim sorularda karşımıza Pascal üçgeni değil. Binom açılımı gelecekti. Binom açılımı nedir hocam? Binom yani bir iki tane elemanın bir açılımıydı. Peki nasıl bir açılımdı hocam bu? Bakın burada biz n'in sıfırlısından başlayacağız. Çarpı x üzeri n'den başlayacağım. Çarpı y üzeri sıfırdan başlayacağım. Ve bakın x'in azalan kuvvetlerine göre x şu an n'den başladı. Y'nin azalan kuvvetlerine göre derse o zaman buraya y üzeri n yazarsın. x üzeri sıfır yazarsın. Y'nin azalan kuvvetlerine göre ikinci elemanın benim nedir? N'in birisi çarpı x üzeri n eksi bir çarpı y üzeri bir. Dikkat dikkat dikkat. İşte bunu sana kral hocan çok iyi anlatmıştı. Kendimden bahsetmiyorum. Okuldaki hocandan bahsediyorum. Tabii ki bizim krallık neyimiz? Burada devam ediyorum. Buradaki sıfır buraya geldi ve bu ikisinin toplamı da buna eşitti. Unutma, her zaman bir permütasyonda pardon binom açılımında her zaman sana bir terim sorarsa o terimin bir kombinasyonu vardır. İlk terimin üssü vardır. İkinci terimin üssü vardır. Bak buralar dolacak noktalı yerler dolacak arkadaşım. Neyle dolacak? Hocam burası üstse işte buraya en diyeceksin. Mesela sana Aşağıyı 3 verdi. O zaman bu 3 hocam bunun 3'üdür diyeceksin. Aradaki fark ne? N-3. Bunların toplamı N eşit olduğu için o zaman buradaki sayı buraya geçecek. Bunların ikisinin toplamı N olması için hareket yapacaksın. Örnek sorumda göstereceğim. Ki sen zaten videoları çok iyi izlediğin için bir sıkıntı yok. Rahat ol. Devam ettim. N'in azalan kuvvetlerine göre gelecek. Böyle geçti geçti işte. Hocam sen buraya alayını artı koymuşsun. E eksiler nerede? Arkadaşım eksiler nerede? Bakın bunun Y'nin üzeri 1. Y'yi sana adam eksi Y verseydi o zaman bunun katsayısı eksili bir katsayı olacaktı. Örneğin var. Merak etme. Kafan rahat olsun. Binom açılımının sabit terimi. Sabit terim deyince x'e 0, y'ye 0 vereceğim. Ama dikkat. Rasyonel sayılarda payda sıfır olamayacağı için orada bir sadeleştirme vardı. Bunu videomuzda çok iyi anlatmıştık. Öğretmenin kral bir soru olsun diye sorabilir. Canım öğretmenim sorarsa sen de videodan yaparsın. Geçtim. Binom açılımın katsayılar toplamında sen terimlerde değişkenlerine bir vereceksin. Katsayılarda bir, sabit terimlerde sıfır. Neden hocam? Çünkü bak bir bir verirsen birin üstü ne olursa olsun birdir. E, ee, birin üstü ne olursa olsun birdir. O zaman geriye ne kalıyor? Kabak gibi katsayı kalıyor. Sıfır verirsen alayı gider. Bak alayı x'lerin, y'lerin olduğu bütün her şey patada de çatada patada gitti. Kim kalır? Sayı kalır sayı. Sayı nedir? constant yani sabittir. Sabitler genelde İngilizce constant'tan gelir. Yani C ile gösterilir. Sabit kalır arkadaşım. Unutma dedim bitti. Pascal üçgeni alt kümenin sıralanışı gibidir. Bak bir, bir elemanlı sıfır elemanlı. Sıfır elemanlı bir elemanlı iki elemanlı. Arkadaşım bırak hikayeyi. Alt küme zaten neydi? Alt küme kombinasyondu. Kombinasyonsa arkadaşım tabii ki de Pascal üçgeni kombinasyonlardan oluştuğu için kombinasyonlar alt küme olduğu için o zaman Pascal üçgeninde alt kümenin sıralanışı gibidir dedim ve son kısma geçtim. Binom açılımındaki hikaye de buydu. Örnek sorularla bombalayacağım, hiç merak etme. Geldim buraya. Olasılık çok önemli bir konuydu. Çok zorlanabileceğim bir konuydu ama biz bu konunun da içinden geçtik. Ne yapmıştık arkadaşım? Demiştik ki sana olasılık konusunda en önemli şey örnek uzay yani o E var ya E E'yi belirlemek çok önemli. Nasıl hocam? Sana adam bir şeyin olasılığını sorarsa hemen pe olasılığı. Ne yapacaksın biliyor musun? Bütün durumlar, bütün işte o örnek uzay. Bütün durumlardan sen benim benden istenen şeyin durumuna bakacaksın. Bütün durum bölü ne olacak bütün durum bölü bütün durum daha doğrusu benden istenen durum bölü bütün durum olacak. Bütün durumu belirlemek çok önemli. Bunların içinden de benden istediklerini seçeceğim dedim geçtim. Bakın bir şeyin olma ihtimaliyle olmama ihtimalinin toplamı nedir? Birdir. Mesela ne örnek verelim? Bir sınıfta sarışınların olma ihtimaliyle sarışın olmayanların ihtimali toplamı birdir. Nedir? Bütün sınıftır değil mi? İhtimaller. Mesela sınıfta beş tane kişi var. Üçü sarışın. O zaman bu nedir? Üç bölü beş. Sarışın ihtimali. Peki sarışın olmama ihtimali? E, i̇ki kişi. 2 bölü 5 topla Bak hop bir etti sana. İşte bu kadar. Olay bu. Peki hocam iki tane durumu aynı anda sorarsa bana. Derse ki zarı attım ben. Zarın hem çift hem de asal gelme ihtimali. Çiftler nelerdi? 2, 4, 6. Asallar nelerdi? 2, 3, 5. Bak ikileri ortak. O zaman ne yaparsın? Şu durumu alırsın. Bu durumu alırsın. Kesişimleri bir taneydi. O bir durumu çıkartırsın. Ama tabi bunların ortakları varsa. Ya bunların ortakları yoksa? E ortak yoksa dostum. Ortak ne demektir? Sıfır. Sıfır demekse arkadaşım. O zaman burası giderse. Hop bidi paşam. Mal kara keşan. Ne oldu bak. Burası aynen geldi. O zaman ne yaptım arkadaşım? Kesişimleri varsa çıkartırsın. Ama iki durumu full alacaksın. Full. Hepsini alacaksın. Kesişimi çıkartacaksın. Kesişim yoksa hocam. Tabii ki de bunlar ayrıktır. Ayrıksa ...birinin olma ihtimali başka bir şey... ...birinin olma ihtimali başka bir şeydir... ...ben sana desem ki ikiden küçükler... ...ben sana desem ki üçten büyükler... ...bunların alakaları yoktur... ...alakaları yoksa ikiden küçükler... ...bir durumdur... ...üçten büyükler... ...dört, beş, altı ayrı bir durumdur... ...o zaman bunları gönül rahatlığıyla ayrı ayrı toplayabilirsin... ...ama kesişim varsa... ...gönül rahatlığıyla toplayacaksın... ...ama içinde bir sızı olacak... ...o sızı da nedir... ...kesişimi çıkart dostum demektir... ...yine söylüyorum örnek uzayı yaptıysan olay bitmiştir. Geldim soruma. 5 ile bölünebilen 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? 5'e bölünme kuralı neydi arkadaşım? Son basamağım 3 basamaklı diyor. Son basamağımın 5 olması mı? Evet. Peki nedir bir de? Hocam son basamağımın 0 olması 5'e bölünme kuralı mıydı? Aynen Johnny Vine'ın. O zaman bak. Burada bir durum var. 5'in gelmesi 1. Bunun da durumu bir. Dikkat. Devam ediyorum. Peki buraya sıfırı koydum. Sıfırı koyduğum anda buradaki elemanların hepsi gelebilir mi? Gönül rahatlığıyla gelebilir. Rakamları tekrarsız. Ne diyordu? Rakamları farklı dediği için. Mesela sen biri kullansan sıfırı da kullandığın için geriye kalan dört sayı gelir mi? Gelir tabii ki de. O zaman burası ne oldu? Artı 20 oldu hocam. Süper. Çarpı çarpı. Geldim buraya. Peki 5'i koydum. Diğer durumlar arkadaşım. 5'i kullandım. E 0 var burada. 0'ı kullanamam. Bu ne ya? Rakçı gibi oldu. Burası ne oldu? 5'i kullandım. 0'ı kullanamam. Tamam. Geriye kaç sayı kaldı? 4. Mesela 5'i kullandım. 0'ı kullanmadım. 3'ü kullandım. Bak kapattım. Şimdi de izci gibi olduk. Neyse. Ne oldu bunları kapatırsam? Buraya da 4 tane sayı gelebilir. O zaman çarpı çarpı 4 dört kere 4 dört, 16 mı? Evet. 16 ile 20'yi toplarsan etti mi sana 36? Peki ben ne demiştim arkadaşım? Aynı durumlar beni etkileyen durum. Hem sıfır başa gelemiyor. Hem de benim istenilen durumda varsa ne yapacaksın? Ayırarak yapacaksın. Ayıracaksın ve çok güzel yapacaksın. Neyle başladık? Kombinasyonla başladık. Güzel bir soruyla başladık. Devam ediyoruz. Ne kombinasyonu ya? Pardon. Sıralamayla başladık. Permütasyon denmez buna. Bu çarpma yoluyla sıralama. Sıralamayla başladım. Devam ettim. Peki Zehra Z E H R A harflerinin 5 harfli permütasyonları alfabetik olarak sanıyorum. Permütasyon ne demek? Sıraya koy demek sıraya. Sıra varsa önemli. Bak sıra önemli. Alfabetik sırada ne geliyor? A harfi en başta. A B C D E E sonra geliyor. Sonrasında sanırım H harfi geliyor. Sanırım R geliyor. Z'nin de ön sonunda olduğunu tahmin ediyorum. Benim ilkokul geçtiği için bunu sen böyle yapacaksın. Zehra kelimesini cillop gibi düzgün bir şekilde yaz diyor bana. Şimdi arkadaşım bekle. A ile başlayan kelimeleri yazsam ben. A harfiyle alfabetik olarak sıralanıyor. Sıralanıyorsa tekrar tekrarlı değil. Bir kere kullanacağım. Bak A harfiyle başladım. 1, 2, 3, 4. 5 harfli diyordu. Tamam yazdım. Bir tane de A var. Peki buraya ne gelir bunlar? 4 faktöriyel şekilde gelir mi? sırasının ne olduğu önemli değil. A ile başlayan tamı tamına 24 tane sayı vardır arkadaşım. 4 faktöriyel. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 24'tür. Hocam nereden bildin 24'ü? 4 faktörünü nereden çıkardın? Çünkü bu elemanlar buraya 4 kişiyi sıralayacağım. Bütün sırası toplamı 4 faktöriyel. Ama sen ne yapabilirsin? 4, 3, 2, 1 diye de yapabilirsin. Bunun anlamı da zaten Permütasyon 4'ün 4, 4 o da 4 faktöriyel 24. Peki bunun durumu aynısı E için geçerli mi? H için geçerli mi? R için geçerli mi? Bak bunların hepsi için geçerli. O zaman bunların her birinde de yine 4 faktöriyel durum var mı? Var. O zaman toplam 96 durum oldu. Devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Şimdi son harfim Z. Zehra yazmak istiyordum. Z ile başladım. Bak birinci harfim Z. Alfabetik sıraya göre gideceğim. Alfabetik sırada Z'den sonra ne gelecek arkadaşım? A gelecek. Bak A gelenleri yazarsam Z A alfabetik sıraya göre gidiyorum ya burası 3 faktöriyel o zaman buradan da bir 6 tane gelecek. Devam ediyorum. İşte geldim E'ye. Çok kritik dikkat. Hemen Alfabetik sıraya göre yazıyorum. A ile başlayanlar, Z A olanları yazdım. Şimdi sıra geldi Z E olanlara. Z E'yi yazdıktan sonra bakın alfabetik sıraya göre Z E ile başlayanlarda hemen ilk harfim benim. Bakın Z'yi yazdım. Alfabetik sıraya göre A'ları yazdım. Z A'ya göre yazarsam bakın Z E başladım. A'ya göre yazacağım. A'ya göre yazarsam Buradan da iki faktöriyel sıralama var. İki oldu. Devam ediyorum bitmedi. Şimdi Z, E'yi yazdım. Artık A değil. Sıradaki harfim ne gelecek? Sıradaki harfim H gelecek. Bakın A ile başlayanları yazdım. Bitti tamamı. E ile başlayanların A ile devam edenlerini yazdım. Şimdi H ile devam edenlerine geçtim. H ile devam edersem arkadaşım. H ile devam ettiğimde de bir şey dikkatimi çekiyor. O zaman buraya zaten Zehra yazacaktım. Bu bir A R olursa bu birinci durumdur. Birinci durum. Z E H R A yazarsam bu da benim ikinci durumumdur. Yani Z ile başlayıp E ile devam ettiğim alfabetik sıraya göre Z A'dan sonra Z E sonra H ile devam ettiğimde iki durum var. Bu iki durumunda bana ikincisi lazım. O zaman toplam ne oldu? 96 var. 6 daha 102. 2 daha 104. O zaman burada 2 daha var. Ne oldu bu da? 106. harfim olacakmış dedim. Biraz zorladım soruyu. Hocam belki sana Zehra değildi basit bir soru sorar. Şurada keser ama ben bir tık daha zorladım. Daha iyi anladı. A harfiyle, E harfiyle, H harfiyle başladı. Z harfine kadar yazdım. Z harfinde de bana E ile başlayanlar lazım. Alfabetik sıraya göre aile başlayanları yazdım. Ve bunu da bitirmiş oldum. Bu güzel sorumu da geçtim. Hemen bu güzel sorumla devam edeyim. Melemen kelimesinin harfi Allah'ım yarabbim ders çalışırken nereden çıkartıyorsunuz böyle yemekli şükürlü şeyleri ya. Melemen kelimesinin harfleriyle oluşan 7 harfli kelimelerin kaç tanesinde M harfleri yan yana gelmez diyor. Bak dikkat. M harfi yan yana gelmez. E ben yan yana gelenleri bulayım yan yana gelenleri bütün durumdan çıkartırım. Peki burada kaç harf vardı arkadaşım? Bak 7 faktöriyel 7 tane harf vardı. 7 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Ama ne zaman sıralanır? Burada tekrarlı olmasaydı. 2 tane M var mı? Var. Çarpı 1 2 3 tane L var mı? Ne L'si ya. E var mı? Var. Peki L bir tane, 6. N'ye bir tane 7. Tamam. O zaman benim bütün durumum neymiş? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. Şuradaki şunu da götürsün 3 kalsın. O zaman bunun cevabı ne çıktı? 21 kere bakın burası 21 burası da 20. Yani ne çıkmış? 420 olmuş. Peki bu neydi? Bakın siyah kalemimi aldım. Bu neydi? Bütün durumdu. Bütün durumsa arkadaşım hemen ne yapacaksın? İstenmeyeni çıkartırsan müthiş olur. M'ler yan yana gelmez diyor. Ben de gelenleri bulayım. Bakın M'ler yan yana gelsin. Bunlar paket ve yer değiştirme ihtimalleri diyor. De çünkü birbirlerinin aynısı. Bakın artık ikiye bölmeyeceğim. Bunlar paket bir eleman oldular. Yer değiştirme ihtimalleri diyor. De çünkü özdeşler. Sonrasında 3 tane E harfim var. Bir tane L var. Bir tane N var. Burada kaç eleman var şu an? Bak 1, 3, 1, 1. Burada toplam 6 eleman var. O zaman 6 eleman 6 faktöriyel yani şekilde sıralanır. Ama bunlardan üç aynıydı. O zaman bu ne oldu? 3 faktöriyel böldüm. Peki 6 faktöriyel kaçtı? 24 çarpı 5 120. 6 ile çarparsan 720 idi. 3 faktöriyel neydi? 6 idi. O zaman bunlar birbirini götürsün. Geriye ne kaldı? 120 kaldı. Bu nedir? M'ler yan yana gelmesi. Bak M'ler yan yana geldi. Bütün durum 420. M'lerin yan yana gelmesini çıkartırsam ne olur arkadaşım? Yukarıdan aşağı 300 durum vardır ki bu 300 durum nedir? Benim m'lerin yan yana gelmemesi. Bütün durum eksi m'lerin yan yana gelmesi çıkartırsam ne oldu? Yan yana gelmem durumunu buldum. Şimdi bu soruma bakıyorum. Bu sorumda ne diyor bana? Diyor ki 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 yok tabi. Kümesin elemanları. 3 elemanlı alt kümelerin artık kombinasyona geçtim bak. Alt küme muhabbeti. 15 tanesinde 2 elemanı vardır. Arkadaşım 3 elemanlı alt küme soruyor iki eleman olarak bulunur diyor. İkiyi yazdım. Üç elemanlı dediği için iki boşluğum var benim. İki boşluğa kim gelecek? Altı sayıdan ben kaçını seçeceğim? İkisini seçeceğim. Seçme mi arkadaşım? Seçme. Seçmeyse kombinasyon mu? Kombinasyon. Kombinasyonsa 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den dolayı 15 mi? Sen ne demiştin bana? 15 tane demiştin. Doğru söylüyorsun. Geçtim. 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde iki eleman olarak bulunur? Bak şimdi Yine 15 diyor. Hayırdır sen ya? Bakalım. 1 2 3 4 1 2 3 Hemen bakıyorum. Ne yaptım? 4 elemanlı alt kümenin 2 eleman olarak bulunmaz diyormuş. Pardon. 2'yi hepten attım. 2 ortada yok. 4 elemanlı istiyorum. Kaç tane? Benim elemanım kaldı geriye? 6. 6 tanesinden 4 tanesini seçerim. Bak 6 eleman kaldı. 4'ünü seçerim. E kardeşim, 6'nın 4'lüsünü niye ben keko gibi yazayım yan yana? Bu kime eşitti? Altın ikilisine eşitti. Altın ikilisi kaçtı? 15'ti. O zaman bulunmazı sorduğu için çıkarttım iki geri kalan her şeyde bulunur. Kafan rahat olsun. Gönül rahatlığıyla yapabiliriz. 5 elemanlı alt kümelerin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 tane kesik. Bu bir alt küme. 2 ve 3 birlikte bulunur. Tamam. Sevenleri ayırmayalım o zaman. 2 ile 3'ü yazdım. Geriye 3 boşluğum kaldı. 2 ile 3'ü Sildim. Yazdım çünkü onları. Geriye 5 elemanım kaldı. Etti mi sana 5'in ikilisi? 5'in ikilisi ne olduğunda ne olacak arkadaşım? 5'in ikilisi olduğunda tabii ki de 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 kere 1'di. Bunlar birbirini götürdü. Ne oldu cevabım? 10 oldu ve sen de doğru söylüyorsun. Sen de adamsın dedim. Ve bu sorumu da hepsi doğrudur dedim. Geçtim. Tonguç ve Metin'in aralarında bulunduğu 7 kişilik bir öğrenci grubunun içinden 4 kişi seçilecek. Tonguç seçilirse mutlaka metin de geliyor. Ya Tonguç seçilmezse? Bak Tonguç seçilirse metin geliyor. Mutlaka metin geliyor. Peki Tonguç seçilmezse ne olacak? Metin de gelmeyecek. Tonguç yok. Metin var. Bakalım şimdi olacak mı? Nasıl yapacağım bu soruyu? Hemen yapayım o zaman. Bak Tonguç seçilirse mutlaka metin de gelecek dedim. 3 kere 5 kere tekrar ettim. Bak şimdi o zaman Tonguç seçtim. Tonguç'u seçersem metin de gelecek mi? Gelecek. Ben grup oluşturuyor muyum? Evet. Ekip varsa sıralama var mı? Yok. Sıralama yoksa arkadaşım bak. Tonguç gelirse mutlaka Metin de geliyor. Tonguç'tan ayrılamıyor. Bak Tonguç'u seçtiklerinde Metin diyor ki ben de hemen gireyim oraya. Girdin. Tamam girdin dostum al. Geriye kaç kişi kaldı? 2 kişilik ekip kaldı. 4 kişinin ikisi tamam ikisini seçeceğim. Geriye 5 kişi kalmadı mı? 5 kişiden ikisini seçerim. O zaman bunun cevabı ne olur? Biraz önce yapmıştık. 10 olarak buldum. Peki arkadaşım sana bir soru. Tonguç seçilmezse Tonguç seçilmezse Metin ben gelmem diyor mu? Cık, demiyor. Metin ne diyor bak? Biraz önce belki yanlış söylemiş olabilirim. Dilim suçmuş olabilir. Tonguç seçilirse ben kesin gelirim diyor. Ama ne diyor bak? Tonguç gelmezse ne olur? Metin gelebilir. Çünkü öyle bir şart yok. O zaman 1, 2, 3, 4. Bana demiyor ki Tonguç gelmezse de Metin de gelmez. Bunlar ayrılmazlar demiyor. Tonguç gelirse Metin kesin gelecek. Ama Metin çakal. Tonguç gelmezse ne yapıyor? Metin yine gelebiliyor. Peki Tonguç gelmeyince kaç kişi kaldık? 6. Kaç kişi istiyorum ben? 4 kişi istiyorum. O zaman 6'nın 4'lüsü nedir? 6'nın ikilisine eşitti. O da 15 eşitti. 2 tane farklı durumum var mı? Var. Ne demiştim? Bunları ayrı ayrı yapacaksın ve toplayacaksın demiştim. Cevabım çok güzel bir seçme sorusu. Çok çakallık cinlik içeriyor. Çakal kim burada? Metin. O zaman ne yaptım? Toplamları da 25 dedim ve geçtim. Şimdi şekil sorusuna geldim kombinasyonda kesin şekil olur. Bak sınavda şekilsiz geçerse hoca demek ki gerçekten size çok seviyordur. Ve çok çok kolay sormuştur. Ki kolay soracaklarını düşünüyoruz. Biz sınavda çünkü pandemiden dolayı hocalarımız sizi zorlamaz. Şekilde D doğrusu üzerinde 3 nokta ve çember üzerinde 4 nokta var. Buna göre köşelerin köşeleri bu noktalar olan ve en az bir kenarı çemberin kirişi olan en az bir kenar ne demek? Demek ki bakın bir kenar zaten iki kenar olsa üçgen burada birleşiyor. Bak üçgen burada birleşiyor. İki kenarı olsa üçgen burada birleşiyor. O zaman en az bir kenar diyorsa demek ki üçgen ya çemberin içinde ya da iki nokta al diyor bir kiriş oluştur bir de buradan al diyor. O zaman başlayalım yapmaya. Hemen yapayım. Ne dedim bak? Nasıl başlayacağım hemen? Şöyle başlayacağım. Biraz önce söylediğim gibi. O zaman buradan ben bak çemberden en az bir kenar diyor ya. İki kenar olanı ben bir kafamdan çıkartayım. En az iki kenar ne demek? O zaman dördün üçlüsünü alırım. Dördün üçlüsü ne demek arkadaşım? İki kenar. Yani kiriş dediğimiz şey iki noktanın birleşmesi. Kiriş arkadaşım. İki kenar alman demek zaten üçgeni tamamlaman demek. Bak şurada bir tane göstermelik yapayım. Bu iki kenarı aldım mı bu üçgen demek zaten. O zaman dördün üçlüsü yaptım. Artı bitmedi. En az bir kenar dediği için bir de ben buradan bir kenar alıp buradan bir tane seçebilirim. O zaman yani buradan bir kenar almak ne demek? 4'ün ikilisi demek. Ve ne yapacağım arkadaşım? Buradan da bir tane seçeceğim. Peki 4'ün üçlüsü neydi? Oku ters döndürelim artık. 4'tü. Artı 4'ün ikisi neydi? 6'ydı. Hemen burada bir de 3 üç var. 3'ün bir liste 3'tü. O zaman 4 artı 18 ne oldu? 22 oldu. Bu güzel sorumu da bitirdim. Artık ne yaptım? Ko kombinasyonu da içinden geçtim. Bıraktım. Bitirdim. Hepsini de halletmiş oldum. Bak şimdi. Kombinasyonu bıraktım dedim bıraktım. Şimdi ne yapacağım peki? Şunu yapacağım arkadaşım. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan üçüncü terim nedir diyor. Bak x'in azalan kuvvetlerine göre nasıl olacak o zaman? Bak ilk terimim şöyle olacak. 9'un sıfırlısı çarpı 2x üzeri 9 çarpı eksi y üzeri 0. Bak eksi y üzeri 0 sakın yanlış yapma. Sondan 3. terim diyor. Peki son terimin ne olacak? 9'un 9'lusu çarpı 2x üzeri 0 eksi y üzeri 9 olacak. Bak bu sona son hal. 9'un 9'lusu. Bu adam neydi? 0'a kadar geldi. Sondan 3. diyor ya bu adam bak ne olacak? Elinde bir kombinasyon olacak. Bir 2x üzeri bir şey olacak. Bir de eksi y üzeri bir şey olacak. 9. kuvvet olduğu için şurayı sen biliyorsun. Buram kesin 9. Sondan 3 dediği için bakın sona kadar bu 9'dan azala azala 0 oldu mu? O zaman üçüncüye bakayım. Sonuncusu sıfır. İkincisi bak sonuncusu yani sondan birinci sıradaki sıfır. İkincisinin üstüne olacak bir. Üçüncüsünün üstüne olacak iki. Yani sondan gelirken de bir çakallık yaptım. Bunun üzerinin iki olduğunu fark ettim. Buna kim düşecek? Yedi. Çünkü toplamları dokuz olacak. Burası yedi ise burası ne olacak? Yedi olacak. Çünkü neydi? Burası bunun üstüydü. Bunların üstünün toplamı da burasıydı. Çok önemliydi. Burayı da hallettim. Bak arkadaşım burayı iyi dinle. Kitaplarda veyahut da derste hocanız sana formül söylemiştir. Formülü boşver. Burası 9'dan başlar 0'a iner. Burası 0'dan başlar 9'a çıkar. Başlar 3 deseydi o zaman Y'nin üzerine 2 diyecektim. Y'nin üzerine 2 diyecektim. Buraya 7 diyecektim. Toplamları da zaten 9'du. Ve zaten burası da bunun üstüne alıyordu. Buraya 2 dediğim için burası da 2 olacaktı. Şimdi işlemim kolay. Neden? 9'un 7'lisi demek 9'un 2'lisi demek. 9'un 2'lisi demek Bunlar birbirine eşit. 9'un ikilisi demek. 9 çarpı 8. 1 çarpı 2 demek. Sadeleştirdim. Çarpı. Burası ne oldu? 4 x kare oldu. 2. İki. Hem 2'nin hem de x'in üstüdür. Burası da eksi 7. Y üzeri 7 oldu. Eksi. Y üzeri 7 oldu. O zaman bir kere benim işlemim. Şurası 4. 36 oldu mu? 36 kere 4. 144. Bir de şundan dolayı eksim geldi. x kare y üzeri 7 çıktı mı? Çıktı. Bu soru da süper oldu. Bak çok iyi. Nasıl? Azalan kuvvetler böyle. Sondan derse bir çakallık yaptım. Buradan başladım. Buradan da baştan derse dedi. Zaten y'nin sıfır, sıfırlısı y üzeri sıfır. Y üzeri bir y üzeri 2. Bak öyle yapabilirsin. Aklında olsun. Ya da şuradan da düşünebilirsin. Birincisinin kombinasyonu 9'un sıfırlısıysa o zaman ikincisi 9'un birisi. Üçüncüsü 9'un ikilisidir. Sakın sırayı karıştırma. 9'un sıfırlısından başlıyorsun. Bir geri gidiyorsun. Unutma dedim geçtim. Peki sana bu kaçıncı üssü nedir diye sorarsa sana şöyle bir şey verirse bak sen yine söylüyorum unutma 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 kombinasyonda bir tane pardon binom açılımında bir tane kombinasyon var. X'in üzeri bir şey var. Bak buralarda olması gerekiyor. Bir de eksi Y üzeri bir şey var. Peki arkadaşım X'in kuvveti olduğuna göre bak buradaki adamı bildim. Bu 5. Bunun kuvveti bu demek ki 3 var. 3 hem y'nin hem bunun kuvveti. Süper. Toplamları burayı vermiyor muydu? 8. Peki bunun üssü buraya gelmiyor muydu? Geliyordu. Arkadaşım bilmece bulmaca gibi bak. Üssün 5 ise burası 5 olmalı. Çünkü x üzeri 5 gelmeli. Buradan y üzeri 3 gelecekse eksi 2'nin üzeri 3 olmalı. Buradaki sayı nereden geliyordu? Buradan. Bunların toplamı ne oluyordu? Burası oluyordu. Bak bu ilmece bulmaca gibi. Anlatırken çok iyi anlatmıştık. Unutma. Peki bu 8 neydi? İşte bunun üstüydü. O zaman burası 8. Mutlak değer içinde diyor. Demek ki negatif istemiyor. Negatif gelirse. Bakalım 8'in üçlüsü. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar birbirini götürdü mü? Evet. Burası ne oldu? 56 çarpı x üzeri 5. Evet x üzeri 5'im zaten geldi. Bir de ne var burada? Eksi 8 çarpı y üzeri 3. Aman Allah'ım bak. x üzeri 5 y üzeri 3 geldi mi? Geldi. Peki hemen soruyorum. 56 ile eksi 8'i çarparsam ne olur? 56 ile eksi 8'i çarparsam hemen ne olacağını söyleyeyim. 400 8 ile çarparsam 48 eksi 448 x üzeri 5 y üzeri 3 olacak. Peki burası neydi? Eksi 448. Toplamları ne olacak? Mutlak değer içinde eksi 440. Tabii ki de bunun cevabı ne olacaktı? Mutlak değer her zaman pozitif yapardı. Bunu da yaptım. Bitirmiş oldum. Ve artık nereye geçtim? Artık olasılığa geçtim. Bunu da yapayım. Bakayım. Geçeyim. Bakalım olasılığı yaptıktan sonra zaten sınavım bitiyor. Sınavda müthiş bir şekilde moral motivasyon yüksek giriyorum. Bak olasılıkta ne önemliydi? Benden istenen bölü. Ne önemliydi? Benden istenen bölü. Bütün durum. Bakalım. 3 sarı, 3 kırmızı, 3 mavi var. Tamam. Bu torbadan rastgele seçilen 2 bilyenin Aynı renkte olma olasılığı. Bak benden istenen A'nın ikilisi yani ikili durumlar. Peki ben ne yapacağım? A'nın eleman sayısı yani ikili eleman sayısı bölü bütün durum yapacağım. Bütün durum ne arkadaşım? Rastgele seçilen iki bilye. İki bilye seçeceksem bunun anlamı ne? Dokuz bilyeden ikisini al değil mi? Aldım. Peki bu iki renkte aynısı olsun diyor. O zaman bu ne olabilir? İki tane sarı olabilir. Başka başka bu bir ihtimal. Toplarsın. Ayrı ayrı toplarsın ama ben sana birleştireyim buraya. Bu üçün kırmızıdan seçmiş olabilirim ya da maviden seçmiş olabilirim. Bakın normalde bunların ikisinin sarı gelmesi 3'ün ikilisi bölü 9'un ikilisi artı burası nedir? 3'ün ikilisi bölü 9'un ikilisiydi. Artı bir de 3'ün ikilisi 9'un ikilisi var. Var. Ama ben bunları birleştirdim. Sen de böyle birleştirme yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. 3'ün ikilisi neydi? Üçtü. 3 artı 3 artı 3 bölü 9'un ikilisi neydi? Hemen burada yapayım. 9 çarpı 8 bölü 2. A 56 idi değil mi? Biraz şey 36 idi değil mi? Biraz önce yapmıştık. 36. 9 kere 4 36. Yukarısı da 9 oldu. O zaman cevabım ne çıktı? 1 bölü 4 çıktı. İşte kim önemli? Tüm durum. Kim önemli? İstenen. Yani olasılık bir bakıma hikaye lagalıda dedim. Geçtim. Geldim. Karette karette sorusuna kümesinin neflinin yer değiştirmesiyle anlamlı anlamsız 7 harfli kelimeler istiyor muyum? İstiyorum arkadaşım. O zaman bak ne yapacağım? Bu kelimelerden seçilen bir tanesinin başlangıç ve bitim harflerinin aynı olma olasılığı. Bir kere ben bu kelime bu harflerden oluşan bir kelime yazacağım. Yazayım kelimemi. Bütün durumum. Yani es ev evrens, şey örnek uzayım. Örnek uzayım nedir arkadaşım bak. Nedir? 1 2 3 4 7 tane harf var. 7 faktöriyel tüm durum. Ama gel gör ki A'lar 2 tane, T'ler 2 tane. O zaman 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedim. Yani 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel yaptım. Bunlar birbirini götürdü. Şu 2 ile de şu sadeleşsin. Burası da 2 olsun. Tüm durumum neymiş arkadaşım? Tüm durumum ne var? Bayağı sayı var. Yazmayayım bunları. Belki sadeleşirler. Birazdan yazarım. 2 çarpı 3 bayağı bir sayı var kalsın burada. Şimdi benden istenen ne? Benden istenen başlangıç ve bitim harflerinin aynı olması. Nasıl olur o zaman? Ya AA, aa olur. Aradaki 1 2 3 4 5 harfim ne olacak? İstedikleri gibi yer değiştirdiler. Bak ben sana ne dedim tüm durumu yaz demiştim değil mi? 5 faktöriyel yani bölü ama arada T'ler var mı? Var hocam. T'ler varsa 2 ile böleceksin. Buradan ne gelir biliyor musun? Bilmiyorum. Birazdan bakarım. Bir ihtimalim daha var. O da ölmek mi dersin? Hayır. Ölmeyeceksin. Sınavdan 90, 100'ü patlatacaksın arkadaşım. Hiç merak etme. Şuraya bir tane daha boşluk koyalım. 5 durumum var. TT'leri başa sona koydum. Peki burada da 5 faktöriyel durum olur mu? Olur. Peki bölü ağlar bu sefer ortaya geldi mi? Geldi. Onlar tekrarlı mı? Tekrarlı. Tekrarlı permütasyonla olasılığı bir araya koydum mu? Koydum ve sorumuz süper bir şekilde devam ediyor. Peki 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yani 2 artı 5 faktöriyel bölü 2 toplarsam ne etti? 5 faktöriyel etti. Benden istenen bakın olasılık eşittir. Nedir arkadaşım olasılık? Benim eleman sayım bölü örnek uzayımın hepsi. Ben ne buldum arkadaşım? Ben ne buldum? Bütün hepsini şöyle buldum bak. 7, 6, 5, 2, 3 buldum. Bütün hepsi buydu. Peki benim bütün hepsi buydu. Benim istediğim durum neymiş? 5 faktöriyel. 5, 4, 3, 2, 1. İşte hey aklımı seveyim be. İyi ki de çakmamışım. Neden? 3, 2, 3, 2 gitti. 5, 4 dedi gitti. Yukarıda ne var arkadaşım? Yukarıda 4 var. Aşağıda da 42 var. Bunlar sadeleşsin mi? Evet 2 kalsın 21 kalsın. Oldu mu sana 21 bölü 2? Neden oynuyorum biliyor musun? Sınavdan sınavın bir kopyasını çok güzel anlattık. Bilmemiz gerekenleri anlattık mı? Anlattık. Soruları anlattık mı? Anlattık. Süper bir şekilde bitirdik. Bitirdim ama ne bitiriş gerçekten arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Bilmemiz gerekenleri çok iyi anladık. Sorularımın bir bazılarını zorladım. Sana daha basit gelecek. Emin ol yapacaksın ve arkadaşım çok güzel bir şekilde sınavına gireceksin. Kendine güven videoları önceki videoları izlemediysen izle. Sınavına gir ve iyi bir not al, çık. Sonra da altına yorum yaz. De ki çok iyi aldım diye yaz. Almadıysan, kötü aldıysan yazma. Bizi rezil. <laughs> şaka diyorum, şaka diyorum. İstediğiniz yorumun hepsini yapın arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla biz buradayız. Çünkü hakkını verdik. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom, Pascal ve binomu da anlattık. Hepsini güzel anlattık. Yazılıyı da mükemmel anlattık ve artık uzatmayalım. Sınava girip çıkalım yorumumuzu yapalım. İşte ödülü soru. Ödüllü soruyu da sen cevapla bakalım altına. Yorumlara bırakmayı unutma. Like butonunu kırmayı unutma. Sizleri seviyorum. Sınavınızda başarılar. Bir dahaki videolara görüşürüz.